ülkesinden arkadaşım Simbimpim. Hem çok yakın arkadaşız. Aman ne güzel. Niye geldin buraya? Beni görmeye gelmiş. Gerçekten de yakın arkadaşımmış. Tağrılardan seni görmeye geldiyse. Onun mutluluğu seni çok ilgilendiriyor bakıyorum. Pınar, bahçede solucan çıkarma yarışı yapalım mı? Arkadaşımı yalnız bırakamam. Kimseyi tanımıyor. Sıkılır sonra. Doğru, pek ana kuzusu bir şeye benziyor. Emre. Ne var? Ana kuzusu değil mi? Beni ittirdin. Seni düelloya davet ediyorum. Ay çok hoş şaka gibi. Silahları seç. Ya delirdiniz galiba. Bilek güreşine ne dersiniz? Başlayın. Elini çek oradan. Dik dur. Dur. Saçmalık bu. Emre delirdin mi? Ya yani şey hile yaptı demek istedim. Yenildin diye mızıkçılık yapıyorsun ya. Ben seni her yarışta yenerim bir kere. Neyse Emre boş ver. Sen çok güçlüsün. Ben bunu biliyorum. Şimdi doğru müdürün odasına. Gördüm ama ne yapabilirdik ki onca kişi varken? Yoksa ben onun çenesini kırmayı bilirdim. Tabii. Ne kırıyorsunuz? Hiç. Pompilik ya bahçeye çıkalım mı? Biz Emre ile konuşuyorduk. Öyle olsun. Ama Emre her zaman senin hayatında olmayacak. Bunu unutma. Nedenmiş? Annen seni almaya gelecek nasılsa bir gün. Emre. Gel bakayım sen benimle. At. Ne oldu? Ya, ne bileyim. Hadi git. Ay ya be. Ben kaçırdım ya. Bu ne Emre? Bu ne? Not defterimi çalmaya nasıl cüret edersin ha? Öğretmenim, benim haberim yok. Haberi yokmuş. Uçarak mı girdi buraya? Emre, kendine bir çeki düzen ver. Yoksa ben seni hizaya getirmesini bilirim. Emre. Ne var? Sence o not defterinin çantana kim koydu? Biliyorsun. Onun yaptığını ispatlayamayız değil mi? Yani. Neden böyle bir şey yaptı sence? Pınar'ı benden kıskandı da o yüzden. Bu yaptığı çok korkunç ama. Ne yaparsa yapsın Pompi. Yani şey, Pınar'la benim arama giremeyecek. Vay vay vay. Yeni aşkımız Pınar he? Şaka gibi. Sanırım sen kendi işine bak. Haklısın. Kendi işime bakacağım. Ne oldu Pompi? Neden üzgünsün? Emre. Evet. Emre. Ben. Bu akşam gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Annem geldi. Beni götürecek. Hayır ya. Bu olamaz. Pompi ne olur gitme. Gitmek zorundayım. Annem çok üzülür. Ayrıca onu çok özlüyorum. Peki ya biz? Bizi özlemeyecek misin? Özleyeceğim oyuncakları, anneannemi, Şoker'i. Ama en çok da seni.
Ya Pompi, lütfen annene söyle. O girip oyuncaklar dünyasında yaşasın. Peki babam ne olacak? O bir dünyalı. Gelip bizimle yaşayamaz ki. Senin baban dünyalıydı Sahiha. İp camımızıydı değil mi? Evet. Çok komik biridir. Onu da çok özledim. Pompi, o halde perilerle insanlar evlenebiliyor. Yasak kalktığından beri evet. Pompilik ya. Benimle evlenir misin? O zaman hiç ayrılmayız hem. Emre. Sen görürsün. Emre, ne oldu? Özge, biliyor musun Pınar gidiyor. Annesi almaya gelmiş. Ya. Uf, Özge. Ben onu çok sevmiştim. Öğretmenim, öğretmenim. Emre'yi yine hırsızlık yaparken gördüm. Çantasında bir MP3 çalar var. Ne diyorsun? Şimdi ezdi bu böceğin kafasını. Emre Ertürk! Emre Ertürk! Derhal odama! Emre Ertürk! Çabuk odama diyorum! Özge! Merak etme. Müdüre gördüklerimi anlatacağım. Gel. Emre, artık buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Buraya kadar. Okuldan atılman için gerekli işlemleri başlatıyorum. Öğretmenim, bir dakika. Ben her şeyi gördüm. Emre'nin hiçbir suçu yok. Nasıl yani? Sizin not defterinizde, MP3 çaları da Emre'nin çantasına koyarken gözlerimle gördüm. Kim koyarken gördün kızım, söylesene. Az önce odanızdan çıkan çocuk. Yani Emre'yi her seferinde size şikayet eden çocuk. Hı. Öyle mi? Şimdi görür o gününü. Bacaksız yer cücesi. Sağ ol. Bana borçlusunu unutma. Özge işte. Emre, bunu anneme yapamam. Hem benimle evlenmek istiyorsan büyümemizi beklemek zorundasın. Ama büyüyünce benimle evleneceksin değil mi? Evet, evleneceğim. Oley! Sihirli dünyayı gezeriz, ne güzel. Evet. Pompi benimle evlenecek. Hiç heveslenme. Pışık, hiç de değil. Emre'ye yaptıklarından sonra bunu nasıl söylersin? Okuruz çok sıkıcı. Zamanla alışırsın. Ben yanınıza gelebilir miyim? Ne o kankam, başka bir arkadaş mı buldu? Özge'nin arkadaşlığına başından güvenmemen gerekirdi kızım. Sibel'den başkasını gözü görmüyor. İçine de sıcak. Baksanıza. Yani. Bize bakıp bakıp ne konuşuyorlar? Aman sorma. Emre ve Yağmur benim başımın belası. Senin şeyler ne olacak? Bizim arkadaşlığımızı kıskanmış olacaklar. Öyle mi? Kesinlikle. Biz bir plan yok. Tamam. Merak etme. Anlatamam. İyi ama neden? Neden olacak? Yakında annem babalarıyla evlenecek de o yüzden. Hadi Emre, gidelim artık. İstersen okul çıkışı bize gidebiliriz. Bilgisayar oyunlarının dışında harika bir home theater sistemim var. Öyle mi? Babam tanımadığımız kişilere gitmemize izin vermiyor. Sana sormadık ufaklık. Ben Emre'ye teklif ettim. Küçük. Ne diyorsun? Sonra şoförüm seni evine bırakır. Ben bilmem ki. Al babanı ara da sor istersen. Vay be, bu da ne? Sol model bir şey bu. Okula cep telefonu getirmek yasak. Aman be, hapishane mi burası, okul mu? Neyse Emre, çıkışta görüşürüz. Gitmeyeceksin değil mi? Ne
istiyormuş o gıcık kız? Hiç dersle ilgili bir şey sordu da. Onu hiç sevmedim. Kendini beğenmiş bu kalanın biri. Yani uf ya. Benden duymuş olma ama. Emre bütün gece Sibel'in verdiği Game Boy'la oynadı. Zaten ağzı bak, içine düşecek. Baksana. Korkma, Emre onun gerçek yüzünü yakında anlar. Sinir bir kız ya. Bak, parası sayesinde herkes arkadaş olacağını sanıyor. Ama bizimle olamaz. Evet. Biliyor musunuz? Sibel Avustralya'yı bile görmüş. Bana kangurularla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Aman ne güzel. Gıcık. Emre, okul çıkışı ne yapıyorsun? Eve gitmem gerek. Harika bir planım var. Boş ver evi. Go-kart pistine gitmeye ne dersin? Go-kart mı? İki arabam var. Birini sana verebilirim. Emre, gidemezsin. Bir dakika ya Gamze. Nerede peki? Gel sınıfta anlatırsın. Nerede? Otobüs onu bekliyor, geliyor. Bak seninki geliyor. Kime götürüyorsun onları? Sibel'e. Aa, bakıyorum da uşaklık da yapmaya başlamışsın ha? Özge! Ne var doğru söylüyor. Aç gözlerine gör Emre. O kız seni kullanıyor. Ay nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kantinde çok sıra vardı. Benim diyet kola içtiğimi öğrenemedin mi? Ben bunu ağzıma sürmem. Ağzını sürmüyorsan kafana sür o zaman. Al bunu da böyle. Afiyet olsun. Yani hem de nasıl? Seni bu yaptığını pişman edeceğim. Babama söyleyeceğim. Aman aman çok korktum. Ne yapıyorsun abicim? Ne yapacağım? Bugünkü toplantı notlarına bakıyordum. Ne dersin? Bu işi alabilecek miyiz? Çok iyi hazırlandık. Umarım alırız. Şirketin mali durumu sallantıda. Bu işi yapamazsak birikimlerimizi satmak zorunda kalacağız. Kastettiğim benim futbolcu koleksiyonumsa onu aklından çıkar. Benim bilgisayar oyunlarımı satarken ben öyle demedim ama. Neyse bu işe bir çare bulacağız. Ayrıca ben senin gibi tek başıma değilim. Bakmak zorunda olduğum bir ailem var. O da doğru ya. Ya. Emre bu dosyayı zamanında yetiştirdiğimize çok sevinecek. Bu işleri böyle kolayca halletmene hayranım Yağmur. İşimi çok seviyorum da o yüzden. Duyduğuma göre şirketin durumu pek iyi değilmiş. Böyle giderse Emre Bey çalışanlardan bir kısmını çıkarmayı düşünüyormuş. Ne dersin, beni de çıkarırlar mı? Merak etme, bu işi alıp durumumuzu düzelteceğiz. Ve kimse işten çıkmayacak. Umarım. Hem işimi kaybetmek hem de Hulusi Bey'den uzak kalmak bana çok dokunur vallahi. Bak hele. Hoş bir adam. Hep gözünün içine bakıyorum ama o benim farkımda değil sanki. Şekerim, farkında olması biraz da sana bağlı. Şu dosyayı götüreyim bari. Burada tamam. İstediğiniz dosya Hulusi Bey. Dosyayı ben istemiştim Figen Hanım. Ay pardon, şaşırdım birden. Hulusi Bey, sizin için ne yapabilirim? Şimdilik hiçbir şey. Bir şeye ihtiyacınız olursa biliyorsunuz hemen yan odadayım. Biliyorum. Sence bu kızın nesi var? Nesi olacak? Bal gibi senden hoşlanıyor işte. Aman Allah yazdıysa bulsun. Pek salak bir şey. Öyle deme, bu işler hiç belli olmaz. Abi kız bir yakınında ama bir o kadar da uzağında bir adam vardı. Evet. O senin şu anda farkında değil. Ama yakında her şey değişecek. Ay ağzından yani bal damlıyor vallahi Zehra abla. Duydun mu Yağmur? Duydum duydum. Hadi bana da bak Zehra abla hadi. Kız bekleyesin mi, bitireyim şunu. Ha çabuk çabuk. Son derece başarılı ve titiz bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız bu işin mali portresi biraz ağır.
Aslında bu projeye göre çok iyi bir maliyet programı çıkardık ama... Yani FIFA Dünya Kupası oyuncularının orijinal kartları ve yanında 40 tane misket çok saçma. Ayrıca 3 tane bilgisayar oyunu istemişsiniz. Ben bunları karşılayamam. Bakın Sinan Bey, FIFA Dünya Kupası oyuncularının kartlarını zaten çalıştığımız taşeron üstleniyor. Malzeme için 15 misket, işçilik için 15 misket ve 2 oyun. Bizim bu işten karımız 10 misket ve bir oyun olacak, o kadar. Bu kadarına da çok demezsiniz herhalde. Siz yine de şu 40 misketi biraz aşağı çekmeye çalışın. Peki Sinan Bey, bunu düşünüp size haber vereceğiz. Tamam o halde, sizden haber bekliyoruz. Çalışacağımız kişilerle sıkıp pazarlık yapıp misketleri aşağı çekmeye çalışacağız. Bu işe ihtiyacımız var. Evet. Evet Sinan Bey. Evet, gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evet, biraz daha aşağı çektik. Güzel, demek sizin için de uygun. Peki, yarın mı? Tabii. Çok güzel. Yarın anlaşmayı imzalarız. Saygılar efendim, saygılar, hürmetler. İş tamamdır. Oh be, Bülent terslik çıkacak diye ödüm kopmuştu. Bunu hemen kutlamalıyız. Güzel bir pisteci biliyorum. Sonra da Lina Park'a gidip çocuklar gibi eğleniriz. Ne dersiniz? Harika olur. Durun, Figen'e de haber vereyim. O da nereden çıktı? Sizin ne işiniz var burada? Onların fikriydi. Babamızı ziyaret edelim dedik. Bir de seni çok özledik son geçici iş. Ay, beni mi özlediniz? Merve, duyuyor musun? Ne şekerler. Şaka gibi. Nana'dan haber var mı? Aman boş ver Nana'yı. Bizi habersiz bırakıp gitti. Onu affetmeyeceğiz. Artık sen varsın bizim için. Ve hep bizim yanımızdasın. Nana olmasa da olur. Merve, duyuyor musun? Kulaklarıma inanamıyorum. Neden? Biz seni çok seviyoruz. Şaka gibi değil, şaka. Hiç de değil Özge. Anneni bizden kıskanma hemen. Siz niye yalan söylüyorsunuz? Ay tamam çocuklar, tartışmayın. Ben hepinize yeterim. Anne. Ay ne var hayatım, ben hepinizi çok seviyorum. Ay ne yapıyorsun sen? Saçımı acıttın ya. Pardon, aşırı sevgiden oldu. Sen bir şey mi yapıyorsun? Yok. Simge Cicek, bence sen bu şirket için çok önemlisin. Öyle mi diyorsun? Tabii, sen olmasan burada her şey alt üst olurdu. Yalan da sayılmaz tabii. Sana çok imreniyorum. Keşke büyüyünce ben de senin gibi olabilsem. Nasıl çalıştığını anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Bak Yağmurcuğum, yapacağımız işlerin bütün yazışmaları buradan geçer. Anlaşmalar hazırlandıktan sonra bir eksik ya da şirketin aleyhine bir tarafı var mı diye hukuk müşavirliğine gönderirim. Onlar geldikten sonra anlaşma son halini alır ve imzalanır. Ayrıca bütün ödemeler de buradan geçer. Yani senin anlayacağın, burası şirketin kalbi gibidir. Ne kadar önemli bir iş yapıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Neler oluyor? Anneciğim saçını kesiyordu. Emre, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Böyle sevgi gösterileri falan. Aslında anlamalıydın. Neler çeviriyorsunuz? Çabuk söyleyin bakalım. Emre'ye kızmayın ne olur. Bunu benim için yapacaktı. Nasıl yani? Ben bebekken annemin saçlarını koklayarak uyurmuşum. Ne zamandır bu duyguya hasret kaldığım için Emre sizin saçınızdan bir parça kesip bana verecekti. Ben de sizin saçınızı koklayarak uyuyacaktım. Ay öyle mi? Demek beni annenizin yerine koyuyorsun. Şaka gibi. Peki söyleseydiniz ya, niye böyle gizli kapaklı iş çeviriyorsunuz? İzin vermezsin diye korktum. Tabii vermeyebilirdim. Kırma çocukları Simge. Kesiversinler küçücük bir parça, ne olacak ki? Çok küçük bir parça ama. Çok teşekkür ederim Simge Cicek. Sen bir tanesin. Ya anne saçmalama. Kızım sus sen bakayım.
Kıskançlık hiç hoş bir şey değildir Özge. Kes bakalım ama birazcık. Üzüldün mü sen kuzucuk? Uyuyamadın mı gecelerce? Tamam hadi gidelim. Eve gidelim de saçlarımın kokusuyla güzel bir uyku çekeyim simgecicik. Hadi görüşürüz hadi. Ya beni de bekleyin. Hadi gel. Yüreğimi dağladı bu. Uyuyamam ben bu gece. Özge gelmeden hemen şu saçı al kuyuna. Şu Şakir'e gıcık oluyorum ya. Sen mi ben mi? Buraya gelir diye umut etmiştim ama. Düzenbaz kim bilir nerededir. Buraya gelirse mutlaka saçından bir tutam almayı başarmalısınız. Tamam mı çocuklar? Hı hı. Ben şimdi gidip iksiri hazırlamaya başlayayım. Gece yarısı olmadan mutlaka bu iksir işini halletmeliyim. Hadi. Bay bay. Çok şeker olsun.